Merhabalar. Örgü kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Evet sevgili dostlarım değerli takipçilerim. Ekranda gördüğünüz gibi bugün şöyle Dakoelit baby ile geldim arkadaşlar. İpimiz şöyle hoş, tatlı, güzel lila tonunda bir renkle geldim arkadaşlar. İpimiz orta kalınlıkta bir bebeği ipi. Bugün sizlere ördükçe öresiniz gelecek her örgüye yakışır bir örgü modelinden bahsedeceğim. Şöyle ipimizi kenara alıyoruz. Bu Nakoilit Baby ipini örebilmek için ben şöyle 4 numaralı şiş kullanacağım arkadaşlar. Bir ters bir düz lastik başladım gördüğünüz gibi. Bu modelden neler olur? Önce ondan bahsedelim arkadaşlar. Bu modelden çok güzel bebek yeleği olur, hırka olur, çeyizlik yelek olur. Her ipe yakışır bir örgü model. Dilerseniz kendinize her mevsim giyebileceğiniz hırka yelek de yapabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimizin ilmek sayısından bahsedeyim. Bir model 3 ilmekten oluşuyor. Hırka, süveter, yelek ne başlarsak. Bu şekilde 1, 2, 3. Burası bir model. Ve bunu tekrarlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yani 3 üç ve 3'ün katları ne başlarsak bu şekilde. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Hep bu şekilde 3 üç ve 3'ün katları ilmek atıyorum. Modelimizi arka yüzden zemin hazırlığı olarak bir sıra ters örgü örerek başlıyoruz arkadaşlar. Modelimizin arka yüzündeyim. Bu şekilde tüm ilmeklerimizi bir sıra ters örgü örerek başlıyorum. Bu örmüş olduğum ters örgü zemin hazırlığı arkadaşlar. Bunu bir kereye mahsus örüyoruz. Ben şöyle sıra boyunca tüm ilmeklerimi hepsini teker teker ters örgü örerek sıra sonuna kadar ilerliyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi modelimizin arka yüzünden bir sıra bu şekilde zemin hazırlığı olarak ters örgü ördük arkadaşlar. Modelimizi ön yüzde kuruyoruz. Modelimiz dört sırada bir tekrar eden örgü modeli. Çok da kolay bir örgü modeli arkadaşlar. Örgü bilmeyen arkadaşlarım bile örebileceği bir model. Modelimizin ön yüzünde kenar ilmeğini örmeden aldım ve birinci sıradayım. Burası modelimizin birinci sırası. Kenar ilmeğinden sonra bir tane ters örüyorum. Bir kez doladım. İki ilmeği birlikte düz kesiyorum. Burası bir model arkadaşlar. Modelimizi bu şekilde tekrarlıyoruz. Önce bir tane ters ördüm. Bir kez doladım. İki ilmeği birlikte düz kesiyorum. Modelimiz sıra sonuna kadar bu şekilde tekrarlıyorum. Birinci sıramızı önce bir kez ters ördüm. Bir kez doladım. İki ilmeği birlikte düz kesiyorum. Modelimi tekrarlıyorum. Önce bir kez ters ördüm. Bir kez doladım. 1 2 2 ilmeği birlikte düz kesiyorum ve modelimi tekrarlıyorum önce bir kez dola ters ördüm bir kez doladım 1 2 ilmeği alıyorum bu şekilde 2 ilmeği düz örgü olarak kesiyorum ve modelimi tekrarlıyorum önce bir kez ters ördüm bir kez doladım 2 ilmeği birlikte düz kesiyorum ve modelimi tekrarlıyorum önce bir kez ters ördüm bir kez doladım 2 ilmeği birlikte düz kesiyorum. Modelimin sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyoruz. Birinci sıramızda önce bir kez ters ördüm, bir kez doladım. 2 ilmeği birlikte düz kesiyorum ve tekrarlıyorum. Önce bir kez ters ördüm, bir kez doladım. 2 ilmeği birlikte düz kesiyorum ve bir ters örüyorum. Kenar ilmeğini de ters örüyorum. Modelimizin ön yüzünden birinci sıramızı bu şekilde kurduk arkadaşlar. Modelimiz çok kolay bir örgü modeli. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. ikinci sıradayım. Modelimin arka yüzünde ikinci sırada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde düz olacak arkadaşlar. Düz ilmeğimizi düz örüyoruz. Ve tekrar sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde. Bir, iki ters. Yani bir düz iki ters ördüm ve bunu tekrarlıyoruz modelimizin arka yüzünde ikinci sırada bir düz 1 iki ters modelimi tekrarlıyorum bakın bir düz bir iki ters modelimizin arka yüzünde hep bu şekilde olacak arkadaşlar arka yüzünde başka bir işlem yok gördüğünüz gibi önce bir düz örüyorum sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde bir iki ters tekrar bakın bir düz ilmimiz var ve tekrar 1 2 ters tekrar bir düz örüyorum 1 2 ters tekrar bir düz örüyorum 1 2 ters tekrar bir düz örüyorum 1 2 ters bir düz örerek kenar ilmeğinde ters örerek Modelimizin arka yüzünden ikinci sıramızı ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Hep bu şekilde arkadaşlar. Modelimizin şimdi ön yüzündeyim. Üçüncü sıradayım. Modelimizin ön yüzünde üçüncü sırada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Modelimizin ön yüzünde üçüncü sırada önce bir tane ters örüyorum. Ondan sonra bakın bu şekilde ajurlu düz ilmeğimiz var. Arkada da düz ilmeğimiz var. İkisini birlikte düz kesiyorum ve bir kez doluyorum bakın modelimizin ön yüzünde üçüncü sırada yapacak olduğumuz işlem bu bu sefer bakın bir ters ördüm iki ilmeği kestikten sonra bir kez doladım üçüncü sıramızı bu şekilde örüyoruz ve modelimi tekrarlıyorum önce bir tane ters ördüm iki ilmeği birlikte düz kesiyorum ve bir kez doluyorum modelimi tekrarlıyorum önce bir kez ters ördüm iki ilmeği birlikte düz kesiyorum ve bir kez doladım Tekrarlıyorum modelimi. Önce bir kez ters ördüm. 2 ilmeği birlikte düz kesiyorum. Ve bir kez doluyorum. Modelim bu şekilde tekrarlıyorum. Bir tane ters ördüm. 2 ilmeği birlikte düz kestim. Ve bir kez doladım. Tekrar bir kez ters ördüm. 2 ilmeği birlikte düz kestim. Bir kez doladım. Modelimi 3. sırasının sıra sonuna kadar bu şekilde devam ettiriyorum arkadaşlar. Gel. Kapımızı örtemeliyim. Tekrar Biz bakın. Biliyorum. Hı? Evet biliyorum. Modelimin 3. sırasında da sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi modelimizin 4. sırasındayım. Arka yüzündeyim. Modelimizin dördüncü sırasında arka yüzünde. Sırasına gelen ilmeğimiz bir düz, bir düz bir ördüm. Düz. Bir, iki ters. iki ters. Tekrar bir düz. Bir tekrar bir düz. Tekrar iki ters. İki, iki ters. Hoplama ninim. Otur kız. Toplamadan unut. Bir de düz, bir, Düş. iki ters. Modelimizin arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. Bir düz, bir, bir iki, ters. iki ters. Dördüncü sıradayım modelimizin arka Dördüncü yüzünde. Arkadaş, Bu arada benim torunum da örgüme sizlerle birlikte eşlik ediyor arkadaşlar. Eşlik ediyor. Bir düz. Bir düz. Bir. Iki ters. İki ters. Bir düz. Bir düz. Bir. bir düz. Iki ters. İki ters. Tekrar bir düz örüyorum. Kenar tekrar ilmeğinde. Kenar ilmeğinde ters örüyorum. Modelin arka yüzünden dördüncü sırada Burada. ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. Arka ters. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim. Modelimiz dört sırada bir tekrar eden örgü modeli. Evet. Ve ben şimdi modelimi ikinci kez nasıl başlayacağım? Yani şurada lastiğin. Şurada ilk başta nasıl başladıysak ikinci modelimizde aynı başlıyoruz arkadaşlar. İlk modelimizi bu şekilde kurmuştum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Bir kez doladım. İki ilmeği birlikte düz kestim. Burası bir model. Modelimizi bu şekilde birinci sıramızı bu şekilde tekrarlıyoruz arkadaşlar. Önce bir tane ters ördüm, bir kez doladım, iki ilmeği birlikte düz kestim ve hep bu dört sıranın tekrar olacak arkadaşlar modelimiz. Ben şöyle modelimi video öncesi bir hazırlık bir çalışma yaptım. Bu modelden çok güzel. Tamam annenim. Bu modelden çok güzel bebek yeleği olur, bebek hırkası olur. Kendinize, eşinize süveterler, hırkalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz ördükçe öresiniz gelecek. Çok kolay bir örgü modeli. Modelimizin bir de arka yüzünü göstereyim. Arka yüzde bu şekilde. Daha ajurlu olmasını istiyorsanız daha kalın şiş kullanabilirsiniz. Atkı, bere ve boyunluklara da çok yakışacağını düşündüğüm üç boyutlu ajurlu bir örgü modeli arkadaşlar. Bugünkü modelim de bu güzel örgü modeliyle. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.